Bundan yaklaşık olarak 2 yıl önce ikinci el araç alabilmek için 20 bin lira civarı para biriktirdim. Ben biriktirene kadar benim aklımdaki araç 25 bin lira oldu. 25 bin lira biriktirdim, piyasası 30 bin lira oldu. 30-35 derken piyasayı bir türlü yakalayamadım. Bir tane internet sitesi var, hep onun yüzünden oldu. İkinci el bir araba alacağım dedin, bulabildin mi? Yok be abi, Mahsun başkanın da dediği gibi fiyatlara yetişemiyoruz ki. Param mı yok? Param var da fiyatlar sürekli değişiyor. Alacağım model 40 bindi, parayı biriktirene kadar alacağım fiyatı 45 bin oldu. 45 bini biriktirdim, o ara 50 bin oldu. Arkadaştan 5000 TL borç aldım, dönene kadar 55 bin oldu fiyatı. 5000 kredi çektim bankadan, 60 bin yapmış fiyatı. 65 bin yapmadan bir koşu 10 bin daha topladım. Al lan, 5000 de fazladan verip 70 bini alıyorum bu arabayı dedim. Satmadın mı arabayı? Tamam da 75 bin yaptım fiyatı. Vazgeçtim anlayacağın araba almaktan. Sen de arabamı satacağım diyordun, satabildin mi? Satmadım. Çünkü ben de fiyatlara yetişemiyorum. Sen nasıl yetişemiyorsun abi? Benim aracın piyasası 85 bin TL. Ben 90 bin TL yazdım. Dünya kadar teklif geldi. Bir de 95 bin TL yazdım dedim. Yine çok teklif geldi. 100 bin TL yazdım. Telefonlarım susmadı. 120 bine bile ciddi alıcılar var. Ben de satmaktan vazgeçtim. Niye satmadın abi? Aldığın fiyatın iki katını vermişler. Acelemiz yok oğlum. Nasıl olsa fiyatlar gün gün artıyor. Biraz daha yükselsin, o zaman satacağım. Ulan piyasayı öyle bir hale getirdiler ki ikinci el araba alacaklar, fiyatları yetişemiyor pahalı diye. Satacaklar da çeyrek altın biriktirir gibi yastık altı yapıp fiyatların yükselmesini bekliyor. Gelirken arabayı 130 yapmıştım. Alo. Halen ciddi alıcılar var. Satmıyorum kardeşim.